27 Temmuz tarihinde Türkiye genelinde başlayan bir yangın hadisesiyle karşılaştık. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ifade ettiler. Kayseri bölgemizde Yalda Toroslar kısmında bir yangın ortaya çıktı. Ben emeği geçen, yangın söndürmede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer unsurlar, Orman Bölge Müdürlüğü'nün değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bir hafta içerisinde bir ülkede toplam 220'ye yakın yangının meydana gelmesi, belki 100 yılda bir gerçekleştirilecek, ortaya çıkacak hadiselerden biri. Hamdolsun en son Cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklamada 208 yangının 196'sı kontrol altında, 8-10 yangın da kontrolü altına almak için gayret ediyoruz diye ifade ettiği, hem helikopterlerin, hem uçakların, hem diğer araçların, tomaların, yangın söndürmede askeri birliklerimizin, emniyet güç kuvvetlerimizin, diğer organların yangın söndürmek için verdikleri gayrete, gösterdikleri emeğe teşekkür ediyorum. Ama maalesef sosyal medya denen bir fenomen var. Olmamış hadiselerin, görülmemiş olayların, başka yerlerde yaşanmış meseleleri montajlayarak sanki Türkiye'de yapılıyormuş gibi, sanki Türkiye'de oluyormuş gibi ifade etmeye çalışanlar var. Maalesef bundan faydalanarak kara propagandayla, kirli bilgilendirmelerle insanları galeyana getirip bu süreç içerisinde hem pandemi sürecinde hem yangınlarımızın yüreği yaktığı dönemde olağanüstü derecede saçma sapan ifadeler kullanıyorlar. Birisi diyor ki denizaltılar denizden kullanılıp niye yangın söndürülmüyor? Kurazörler niye yangına müdahale etmiyorlar? Adam görmemiş ki, sanki denizin kıyısında yangın var zannediyor. Torosların tepesinde ortaya çıkan yangına, yani öyle bir noktaya geldi ki, ama sağduyulu vatandaşlarımız, sağduyulu milletimiz, tıpkı gezi olaylarında 12 tane ağacın yer değiştirilmesinden 81 vilayetin 80'inde millete tencere tava çaldırarak, onları tahrik ederek bir kalkışmaya, bir ayaklanmaya ön hazırlamak için gayret gösterenlerin benzerinin bugünlerde yapıldığına değerli milletimiz, çok değerli halkımız elhamdülillah prim vermiyor. Ve vermeyecek. 208-210 yangın felaketinin çıktığı bir yerde siyasi rant elde edebilmek için, siyasi prim ortaya çıkarabilmek için Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar niye kullanılmıyor diyor, arkasından ziyaret ediyor. Diyor ki uçaklar çalışamazmış çünkü bakıma ihtiyaçları varmış diyor. Bakın değerli arkadaşlar, şu anda bugün orman yangınlarına müdahale eden araçların büyük bir kısmı Türk Hava Kurumu tarafından Orman Bakanlığı'yla yapılan sözleşme gereğince ortaya çıkılmış bir anlaşmanın ürünüdür. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Twitter sosyal medya genel başkanı olduğundan dolayı, oradan beslendiğinden dolayı milletin değerlerinden, milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil, sadece Twitter karanlığında, Facebook karanlığında, sosyal medya çukurundaki aldığı bilgiler çerçevesinde bu ifadeleri kullandığından dolayı uzun yıllardır, 14 yıldır genel başkan, 11 yıldır genel başkan, 11 yıldır genel başkanlığı döneminde hala milletin gönlünde bir santim ileriye gidebilme imkanını bulamamıştır. Bundan sonra da bulamayacaktır. Değerli kardeşlerim, ülkelerimiz olmak üzere, tüm hayırseverlerimiz olmak üzere, Melikgazi Belediye'mizden, tüm hayırseverlerimizden sen razı ol ya Rabbi, hayırlarını makbul eyle.